Nasıl gidiyor? İyi mi? O zaman sizi baş başa bırakıyorum. Ne söyleyecek şimdi? 9 mevsim. Kaç tane mevsim vardır ya? 4 ama yok 12 ay vardır. 12 mevsim yok da 4 mevsim fakat 2 sene ve 3 ay 9 mevsim eder. 9 mevsim beraberdik şimdi ayrıldık. Allah Allah. Bakacağız. Kuşların uçamadığı, denizlerin coşamadığı, yağmurların yağamadığı ve seni seviyorum diyemediğim orayı bilecek birinin olmadığı bir yer değil. Ben simetri, simetromoni, doğru mu? Simetromoni arızası var bende. Müşte tabibi. Böyle laflara bayılırım. Ah mesela çok ifran da bayılır. O bana bazı şeyler söyler. Hani bu lafları nasıl buraya oturttun diye. İşte ben de ona soruyorum. Güzel yazarlar oldu mu? Güzel sözleri oturttu mu? Bayılıyorum. Ceketi gitliyorum. Ve eğiliyorum. Ama bazen de abur cubur laflar tegodi çigodi ele gidiyor. Yani ne? Ne? Laf ola beri gele. İsmail, o pis sesli kimdi bayan? Benim yeğenim. En büyük abimin kızı. Dilan. Sen ablası dedin Dilan. Yok, ablam da okuyor ama o ablam değil evet. Yeğenim. Yeğen mi okuyor? Dilan. Öpücüklerim yolluyor. Aa, ne güzel kursun. Zaten aynı zamanda hatırlıyorsun Şapur Şupur şarkısını okuyan oydu ya. Öyle mi? O zaman da 13 yaşındaydı. Ailede kaç kişi var biraz söyleyeyim? 5 kardeşiz. Bir ablam var işte. Nerede kalıyorsun sen esas? Ya anlayalım da mı? Dortmund'a yakın bir şeymiş. Nerede kalıyorsun? Yani buraya programlar yapmak için, tanıtım için falan mı geliyorsun? Ya bir senenin yarım senesi buradayım. Yarım senede anlayalım. Yarım senesi. Yani 6 ay buraya kaldım. Yani, bu Almanca şeyden alıştık hani 9 mevsim diye söylediler. Yani, 2 senede 3 ay ondan kaldı. Peki turnelerin, konserlerin Türkiye'de oluyor mu? Gidiyor musun hiç? Ya Türkiye'de genelde yaz. Böyle Türkiye'den seni affediyorlar mı? İstiyorlar mı yani programlara? Mesela düğün, bir çok önemli bir düğün daveti böyle çağırıyorlar mı? Oluyor. Gidiyorsun. Düğün oldu evet. Almanya'da turneler yapıyorsun. Nasıl orada? Orada da güzel ama yurt dışında işte sonbaharla başlıyor. İlkbahara kadar gidiyor yani. Yani orada aslında burada olan bile birkaç sesiyle orada da aynı mı? Ya hayranların kendi aralarında sevgisi fark etmiyor abi. Ya aslında vardı 3-4 tane konser aslında onlara söyleyecektim de. Söyle. Yazmayı unuttum lan unuttum. Ben bilmiyorum. Yazsınlar getir. Yazsınlar getir. Söyle abicim. Benim Mart'ta var da. O şiir için unuttum o yüzden. Şeyler mi unuttum? Yani yurt dışı. Peki. Yazın. Yazdırsınlar. Menajerine söyle yazdırsın. Söyle abi şimdi burada insanlar duysunlar ya. Benim oyun var ama bir ara ben sıkıştırayım hani. Ha benim de oyun var da. Nereden? Stand-up gösterim var. Yaz 18 Aralık'ta Profil Kültür Merkezi'nde. 18 Aralık. Bekleriz abi yani. Son 12. ayda. Evet artık. Bizim doğduğumuz ay abi. Aynı burçtanız ya oğlak. Sen biraz önden. Birkaç yaş. Biraz geç durdun evlat. Yalnız mı? İçinden mi geldi? Peki o zaman içimden geldiyse söyleyeyim. Böyle durum dururken de şarkı söyleyeceğimi anladı da yalnız mı söyledi? Peki söyleyeyim be. Sizi mi duracağım? Şemame'yi her hafta okuyoruz. Her hafta okuyoruz. Padişah, ya ben bugün İlo bana birkaç tane şarkı dinletti. Ya ne güzel şeyler yazmışım, yapmışım. Şaşırdım kaldım. Yemin billahi ederim. O bazı şarkılar var. Yemin ederim. Yeni çıkan arkadaşlar, bazı arkadaşlar onlara sahip çıkar okursa. Sana hangi şarkıyı oku dedim? Benim şarkılardan birini söyledim ya bunu. Ha, evet. Allah cezanı verecek. Ha? Diyor ya Allah belanı verecek. Ben onu yumuşattım biraz. Okumuştum ya. Allah cezanı verecek, alem sana gülecek. Dedim bunu oku dedim. Bundan sonra gel. Abi rap verecek okur musun? Ben
Ben bağlama çalmak istiyorum senin sana. Gel. Ayrıca bu türkiye çok hoşuma gidiyor. Sen saz da çalıyorsun ha? Çile kalmadı. Feryatsız gündüz gece olmadı. Çekmediğim dertli çile kalmadı. Feryatsız gündüz gece olmadı. Anlamadım sana köşe kalmadı. Tutup kalmadan gördüm düşerim
Ya böyle koçuyor ya. Bu gayrı nasıl ya?
Hadi bakalım yani sus reklam gel yani. Mesela reklamları nasıl yaparsın? Haydi reklam. Haydi reklam. Yani bilmiyorum reklam geldi yani. Kesin abi. Hepinize teşekkür ediyorum. Başta hanımefendiler olmak üzere. Yüreğimizde, gönlümüzde her zaman kadınların yeri çok ayrıdır. Çünkü onlar anadır, onlar yardır, candır, canandır, bacıdır. Hele hele anamın son günlerde ayağı çok rahatsız, çok üzülüyorum gerçekten. Elimden bir şey de gelmiyor ama çok ayakları sızlıyor. İnşallah Ertuğrul kardeşim onu cincik gibi yapacak. Cincik nedir biliyorsunuz değil mi? Bizim o tarafta cincik de bardak var ya, cam yani cam var işte cincik gibi tertemiz. Böyle bir ana teslim edeceğim sana dedi. Ben de buradan anama söylüyorum. Merak etme hani. Allah izin verirse ille tutturmuş bana bir tane diyor ki şey araba alıp ille. Daha dur öyle sen daha. İbo'nun anasısan öyle hemen pes etme. Pes etme. Sen rahat ol. Her şey düzelecek. Romatizma biliyorsunuz yaşlılarda romatizma çok önemli. Daha önceden işte bu gençlik zamanında bakmadınız. Her şey size dağ olarak, çöl olarak geri dönüyor. Bakarsan bağ oluyor, bakmazsan dağ oluyor. Aynı insan üstünde öyle gidecek. İsmail Yaka kardeşime, Yavuz kardeşime yaptığı tiplemelerden dolayı İsmail kardeşime yolu açık olsun diyorum. Başarıları daim olsun diyorum. Çünkü böyle gençleri kollamamız, korumamız, sarmamız lazım. Siz de seviyorsunuz zaten. Biz de sevdiğiniz bütün insanları buraya davet ediyoruz. Onlar da bizi kırmıyorlar sağ olsunlar. Şimdi